Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 22 Aralık tarihinde Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması yönünde bir karar verdi. Bu karar yalnızca Demirtaş'la ve HDP ile ilgili değil. Aslında son 5 yılda iktidarın bekası için, kendi bekası için hukukun, anayasanın, insan haklarının yargı eliyle nasıl askıya alındığını anlatıyor. Büyük Daire AİHM'in temiz makamı ve en üst yargı merceği olduğu için kararları mutlak ve bağlayıcı. Karardaki en kritik nokta ise Demirtaş'ın tutukluluğu için hükümetin öne sürdüğü nedenlerin yalnızca siyasi amaçları için bir kılıf olduğunu, bunun da demokrasinin kalbi olan çoğulculuğa zarar verdiğini söylemesi. Yani mahkeme açıkçası hükümetin siyasi sahiplerle Demirtaş'ı hapsettiğini ifade etmiş oldu. Aslında yıllardır hepimizin söylediğini ve bildiğini mahkemede onaylamış oldu. AİHM Avrupa Konseyi'ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş uluslararası bir mahkeme. Türkiye Avrupa Konseyi'nin temelini oluşturan ve insan hakları, hukukun üstünlüğü kavramları konularında ortak bir payda yaratmayı amaçlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1949-50 yıllarında hazırlayan 12 Avrupa ülkesinden biri. Bu sözleşmenin ilkelerini verdiği yargı kararlarıyla korumakla yükümlü olan AİHM'in kararları da hem sözleşme hem de anayasamız açısından bağlayıcı. Bu bağlayıcılık sadece belli kesimler için, işte solcular, Kürtler, HDP'liler için değil. Bu bağlayıcılık Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, muhalefet partileri, tüm yargı mercileri, yani tüm Türkiye yurttaşları için geçerli olan bir bağlayıcılık. Nitekim bugüne dek pek çok kişinin ismi bu mahkemeye düştü ve yolu. Bir konuşması nedeniyle aldığı cezaya itiraz etmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü olduğu için eğitim hakkı engellenen Hayri Nusra Gül, soyadını korumak, bunun için mücadele eden avukat Ayten Tekeli, örneğin Naide Opuz davası, aile içi şiddete ilişkin karar verilen, 80'lerin sonu ve 90'lar boyunca devam eden köy yakma ve zorla yerinden etme uygulamaları, güvenlik güçleri tarafından yapılan kötü muamele, işkence, toplantı gösteri hakkının ihlali, Alevi inancından olan kişilere yönelik ayrımcılık, mülkiyet hakkı ve bunun gibi birçok mesele AİHM kararlarına konu oldu ve olmaya devam ediyor. Yani bu örneklerden de görüleceği gibi sadece AKP-MHP iktidar dönemi değil, bunun öncesinde de yürütme erkinin baskısı altında olan Türkiye yargısından sonuç alınamadığı durumlarda insanlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu, sonuç aldı ve almaya da devam edecek. Bu kararın uygulanmaması halinde ise yalnızca Selahattin Demirtaş ve HDP zarar görmeyecek. En önemlisi anayasa her gün ihlal edilmiş ve tüm yurttaşlarımızın evrensel hakları ellerinden alınmış olacak. Buna izin vermemeli ve hep birlikte mücadele etmeliyiz. AİHM Büyük Daire 22 Aralık'ta Demirtaş Türkiye kararını açıkladı. Bu kararın en çok tartışılan bölümlerinden olan 18. maddenin ihlalinden sizlere söz etmek istiyorum. Mahkeme bu kararla tarafsız gözlemcilerin ve uluslararası kuruluşların raporlarını dikkate alarak Türkiye'nin Demirtaş'ı tutuklama gerekçelerinin hukuki değil siyasi olduğuna, elindeki siyasi gücü amaçları için kullandığına hükmetmiş oldu. Yani Demirtaş'ın tutukluluğu ve yargılanması aslında çoğulculuğu bastırma ve siyasi tartışma özgürlüğünü kısıtlama amacı taşıyan bir siyasi stratejiydi mahkemeye göre. Bu karar Türkiye'deki haksız tutuklamalara ilişkin açık bir mesaj veriyor. HDP'nin tutuklamalarının aslında siyasi bir darbe olduğuna ilişkin görüşü en üst düzeydeki uluslararası mahkeme tarafından da onaylanmış oldu. Mahkeme bu kararı verirken Türkiye'deki siyasi süreci yakından incelemiş ve özellikle Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin seçimini kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanlığının yargıya müdahalesiyle milletvekillerinin tutuklanması arasında açık bir bağ olduğunu ifade etmiştir.
HDP ile Cumhurbaşkanı ve iktidar partisi arasında siyasi bir gerilim başlayana kadar başvurucu özgürlüğünden alıkonulma riskiyle karşı karşıya kalmamıştır diyor mahkeme. Ancak çözüm sürecinin sona ermesi ve örneğin 28 Temmuz 2015'te HDP'nin liderleri bedelini ödeyecek diyen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarının ardından başvurucu hakkında hazırlanan ceza soruşturmalarının sayısı ve hazırlanma hızı artmaya başlamıştır. Mahkemenin yaptığı bir diğer gözlem ise HDP'den tanınmış birçok kişi, milletvekili ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanarak özgürlüklerinden alıkonulmalarının tek sebebinin siyasi açıklamaları olduğudur. Bu sebeple mahkemeye göre Demirtaş'ın tutuklanması münferit değildir ve tüm tutuklamalar birbiriyle bağlantılı ve planlıdır. Mahkeme kararlarında AKP'nin yargıyı nasıl bağımlı ve taraflı hale getirdiğini de ortaya koymaktadır. Yargıda atamalara, terfilere, nakillere, disiplin tedbirlerine, hakim ve savcıların görevlerinin sona erdirilmesine bakan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin Cumhurbaşkanı ve meclis çoğunluğu tarafından belirlenmesi mahkemeye göre yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmıştır. Tutuklamanın çözüm sürecinin sona ermesinden sonra gerçekleşmesi, Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlıklara ilgili beyanları, sadece HDP ve CHP milletvekillerinin tutuklanması, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin gözlemleri, Venedik Komisyonu'nun Türk yargısına ilişkin raporu, tutuklama sonucu Demirtaş'ın 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde kampanya yapamaması, Demirtaş'ın ve HDP'li milletvekillerinin tutuklanmasının yanı sıra belediye başkanlarının görevden alınması ve tutuklanmasında amacının muhalif sesleri kısmak olduğunu göstermesidir. Mahkemenin ifade ettiği gibi Demirtaş'ın tutuklanması yalnızca ona oy veren milyonlarca seçmenin millet meclise temsil edilmesi engellenmemiş. Aynı zamanda tüm topluma özgür, demokratik tartışmanın kapsamını daraltan tehlikeli bir mesaj verilmiştir. Bunun tarafsız olmayan partili bir cumhurbaşkanının yargı üzerindeki mutlak kontrole verilmiş siyasi bir karar olduğu açıktır.